Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli aziz mümin kardeşlerim. İsmaila takviminden yeri geldikçe okumaya, paylaşım yapmaya gayret ediyordum. Bu yılda bizim Ümraniye'de Sev Vakfı'nda bu pazar sohbete gitmiştim. Oradan bir takvim alayım dedim. İsmaila takvimi diyerek de aldım. Ulan bir baktım. Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği. Efendi Hazretlerimizin torunlarının başında olduğu dernek. Onlar bastırmış takvimi de. Bir ihvanım öyle dedi, İsmail abi bunlara devretti diye. Bilmiyorum ne kadar doğru. Eve gelince fark ettim yani. Neyse fark etmez. Kaynak aynı yani. Efendi Hazretlerimizin izi, yolu, efendim usulü. Yani sağlam, emin eller. Kardeşlerim, bu takvimi okuyup paylaşayım istedim Allah rızası için, dilim döndüğünce. Belki dinleyen olur. Dinlemeyen zaten çok olur. Mühim değil. Allah rızası için emri bil maruf niyetiyle okuyoruz. Ön tarafında takvimin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, ben Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman ettim buyurmuş. İşte iman, yani işte amentü billahi ve melaiketihu ve kütübihi, Allah'ın işte peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, efendim ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna iman ettim. İman kelimesi yani. İşte bizim de amentünün esaslarına, iman esaslarına efendim iman etmemiz lazım ki imanımız tam olsun. Şimdi kaderi inkar eden bir sürü insanlar çıktı değil mi? Hatta ilahiyatlarda bile bunlardan var. Bunlardan, yırtıcı hayvanlardan kaçar gibi kaçmak lazım. Bunlara prim vermemek lazım. Bunları böyle ağzımız açıp ha diyerek dinlemememiz lazım. Yani imanın esasları belli. İmanın şartları belli. Yani biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bize gelen sağlam efendim dinimize, itikadımıza, usulümüze bakalım. Sahabe-i Kiram Efendilerimizin yolu değil mi? Oradan işte mezhep imamlarımız, mürşid-i kamillerimiz, büyüklerimiz, bunlar bize nasıl getirdilerse biz de bunların içinde olmamız lazım ki doğru yolda olalım. Aksi takdirde böyle işte kendini hoca zanneden, işte profesör zanneden, ilahiyatçı zanneden, artık etiketi ne olursa olsun, bunların dediklerine aldanmayalım. Aldanırsak bunlar bizde iman bırakmazlar. Kadere iman etmek iman esaslarındandır. Kaderi yazan Allahu Teala'dır. Celle Celaluhu. Siz bakmayın onlara kardeşlerim. Allah Allah Allah. Ortalık çok fena oldu. Dolayısıyla mutlaka mutlaka büyüklerimizin gemisine binelim. 4 tane hak mezhep var. Bunlardan bir tanesine binen, o minvalde, o çizgide dinini yaşayan bir insan Allah'ın izniyle selametle cennete gider. Cennete gider. Bu zamanda ne mezhebi ya? Ben mezhebe bakmam, ben tarikata bakmam, ben evliyaya bakmam, ben şuna bakmam diye burnumuz bir havada kibirli bir şekilde efendim olursak Allah muhafaza sana da ahirette bakmazlar. Peki. Kardeşlerim, takvimin arka tarafını döndürdüm. Burada da Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz ile alakalı. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Muhammedi mektebinden yetişen, onun hidayet,
ve marifet yağmurundan kana kana içen ve bu yağmuru tutarak başkalarına da içiren yıldız şahsiyetlerden birisi ve birincisi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'dir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Allah ondan razı olsun, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Peygamber Efendimiz aleyhisselama ilk iman edenlerdendir kardeşlerim. Ömrü boyunca tüm varlığını İslam'a adamış Mekkeli müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başına ödül koyduklarında onunla birlikte hiç korkmadan mağaraya saklanmış, sahip olduğu tüm maddi imkanlarını İslam'a hizmet için kullanmaktan bir an efendim dahi duraksamamış kutlu bir sahabedir Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığında müşrikler onunla alay ederken Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sadakatini göstermiş ve o dediyse doğrudur diyerek sıddıkiyet mertebesine yükselmiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi de hissedar eylesin. Bize de böyle kuvvetli iman, yakini iman nasip eylesin. Amin. Aşık olmak lazım. Allah dostlarına aşık olmak lazım. Gönül vermek lazım. Büyüklerin yolundan ayrılmamak lazım. Mahmud Efendi Hazretlerimiz bizim şeyhimiz. Rabbimiz şefaatlerine nail eylesin. Dünyada ahirette onlardan, büyüklerimizden ayırmasın. Amin. O bir şey dedi mi? Bitti. Bitti ya. Daha fazla karıştırma. Yani Allah dostlarının sohbetlerinden, sözlerinden efendim paylaştığımız zaman büyüklerimizin sözlerinden İmam-ı Azam Hazretleri olur, İmam-ı Şafii Hazretleri olur. Hemen birileri geliyor efendim bize ayetle efendim işte karşılık veriyor. Biz bunlara bakmayız, biz Kur'an'a bakarız, biz ayete bakarız. Mübarek adam biz de ayete bakıyoruz, biz de Kur'an'a bakıyoruz ama o ayete, o Kur'an'a benim bakmamla bir Allah dostunun, bir müştehitin, bir müfessirin bakması bir olmaz. Bizim ilmimiz ne ki? Dolayısıyla büyüklerden ayrılmamak lazım. Şimdi adam ayette geliyor işte bu böyle. Peki adama da bakıyorsun hiç Müslüman tipi de yok. Müslüman tipi de yok. Geliyor adam senin karşına dikiliyor. Peki ben senin dediğine mi bakacağım? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerimiz gibi büyük bir adamın dediğine mi bakacağım? Ben İmam-ı Azam Hazretlerimizin efendim yorumladığı ayete bakarım. O bu ayeti nasıl anladı? Nasıl yorumladı? Ben bunu kendime önder edinirim. Ben buna uyarım. Ben buna bakarım. Sana değil. Sana bakarsam ben İmam-ı Azam'ı Hazretlerini, İmam-ı Şafii Hazretlerini, Mahmud Efendi Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bu büyük büyüklerin tarafını bırakacağım. Ben senin gibi cahil birine uyacağım. Değil mi? Onları bir kenara koyup senin dediğine ha öyle mi ya deyip kanacağım öyle mi? Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Aman kardeşlerim aman. Büyükler ne dedi? Bitti. Bitti ya. Ahirette bile insan efendim kurtarır biliyor musun? Yani bu büyüklerin hatasına da sevap var. Değil mi? Ya Rabbi ben İmam-ı Azam Hazretlerimize baktım. O böyle anlamış ona uydum. Bitti ya. Ama sen tutar da ben Hanzalı'ya baktım dersen sopayı yersin. Sana kim dedi Hanzalı'ya bak diye. Harise bak diye vesaire. Peki neyse. Son bölümde de bir Müslüman nasıl inanmalı? Bir Müslüman nasıl inanmalı? Kısa bir yazı var burada. Bizler Allah'a kul olmak için yaratıldık.
Doğru kulluk ise hiç şüphesiz doğru bir inançtan geçmektedir. Doğru bir inanç. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan, sahabe-i kiram efendilerimizden, tabiinden, tebe-i tabiinden, efendim imamlarımızdan, efendim işte mezhep imamlarımızdan, tarikat büyüklerimizden, ehl-i sünnet alimlerimizden bize nasıl geldiyse öpüp baş üstüne. Doğru birdir. Orta yol buradır. Kabul ederiz. Başımızın üstünde yeri vardır. Ha, yapamamışımdır. Nefsime uymuşumdur. Ama onu inkar etmemişimdir. Onlar ne dedi? Doğrusu ne? Tamamdır. Amel olarak günahımız olabilir. Hatamız olabilir. Bunlara ters bir şeyimiz, davranışımız olabilir. Tövbe edersin. Allah-u Teala affeder. Ama iman, itikat, kardeşlerim, inanç, bunlar hata kabul etmez. Allah muhafaza. Bunları baş tac edeceğiz. Bize nasıl geldiyse büyüklerimizden tamamdır bu. Kardeşlerim, devam ediyoruz. Bu yüzden bir Müslümanın hayattaki en mühim vazifesi düzgün bir akideye sahip olmaktır. Düzgün bir akideye. Benim akidem çok düzgün. Benim imanım çok sağlam. Ama ben mezheplere bakmam. Evliya kim ya? Ne işim olur ya? Kur'an bana yeter. Diyen adam dinsizliğe doğru adım adım gitmektedir. Büyüklerimiz öyle demiş ya. Mezhepsizlik dinsizliğe açılan bir köprüdür. Evet. Düzgün bir akideye sahip olmaktır. Bunun yolu ise başta Kur'an ve sünnet olmakla birlikte 1400 senedir, 1400 senelik ümmetin icma etmiş olduğu hususlardır. Sadece Kur'an'a bakmak bizlere her zaman sahih inancı vermeyebilir. Vermeyebilir. Biz müştehit miyiz? Bizim ilmimiz nedir? Biz Kur'an-ı Kerim'in her ayetini anlamaya bizim ilmimiz yeter mi? Yetmez. Ne yapacağız? O zaman büyüklere tabi olacağız. Kardeşlerim, bu işin en kolay yolu budur. İtikat. Büyükler ne dedi? Başımın üstte yeri var. Koca karı itikadı derler ya. Adam okuyor, hafız oluyor. Efendim hoca oluyor. Bakıyorsun dinden imandan çıkıyor ya. Yok mu öyleleri? Bir sürü. Niye? İşte büyük bilmemek. Büyüklere uymamak, onların gemisine binmemekten ileri gelir. Kendini bir şey zannetmekten ileri gelir. Ben oldum, ben bittim. Tamam ya. Peki, siz bilirsiniz. Allah'ın büyüklerden ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Sadece Kur'an'a bakmak bizlere her zaman sahih inancı vermeyebilir. Nitekim tarihte yaşamış hariciler de sadece Kur'an'a bakmış. Fakat ayetleri yanlış anlamış, bu sebeple de sapıtmış bir fırkaydı. Cenab-ı Hak bizleri istikametten ayırmasın. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina.